Libya'da Kaddafi döneminin sona ermesinden bu yana en kanlı saldırı meydana geldi. Zitan kentinde bir polis eğitim merkezinin hedef alındığı saldırıda en az 47 kişi hayatını kaybetti, 120'den fazla kişi de yaralandı. Bu görüntüler saldırının boyutunu gözler önüne seriyor. Yerel medya patlama esnasında çok sayıda görevlinin dışarıda talim yaptığını yazdı. Yaralılar ambulanslarla Misrata kentindeki hastanelere taşındı. Trablus merkezli Milli Genel Kongre saldırı sonrası yaptığı yazılı açıklamada bugünden itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu. Kanlı saldırı henüz üstlenen olmadı ancak şüpheler Libya'da eylemlerini artıran Irak Irakşam İslam Devleti örgütü üzerinde yoğunlaştı. Ülkedeki kaos ortamı IŞİD örgütünün Libya'daki faaliyetlerini kolaylaştırıyor. Otorite eksikliği nedeniyle özellikle petrol yatakları tehdit altında. Örgüt pazartesi günü Esidra ve Raslanov petrol bölgelerine saldırmış 10 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. Çatışma esnasında petrol tankerlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları günlerce devam etti. Örgütün perşembe günü petrol depolarını yeniden vurduğu bildirildi. Alev alan 5 tankerin her birinde 400 bin varil petrol olduğu tahmin ediliyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Tobruk hükümetine bağlı güçler petrol tesislerini kontrol altında tutmaya çalışıyor.